Arkadaşlar merhaba, ben Müftü Hoca. Yazar eser full tekrar başlıyor. Bugün divan, halk ve tanzimata bakacağız. Normalde tek parça yapacaktım ama arada böyle eserlerin kaçmasını istemedim açıkçası. Ayrı ayrı yapıp bütün ayrıntılarıyla her şeyle vermek istedim. Çok sağlam bir video serisi sizi bekliyor. Bugün divan, halk, tanzimat demiştim. Yarın Servet Fünun Fecaati Milli Edebiyat. Sonraki günse Cumhuriyet Edebiyatı yazar eser full tekrarı gelecek. Bugünkü, hemen şöyle açalım hocam. Evet, bugünkü full tekrarda, yazar eser full tekrarda divan, halk ve tanzimattan toplam arkadaşlar 130 tane eser göreceğiz. Tam 130 eser. Tek tek arkadaşlar kontrol ettim yazarken. Bu 130 eserden aman dikkat. 30 tanesi çok tehlikeli, onu söyleyeyim. 30 tanesi ciddi tehlikeli. Geriye kalıyor 100 tanesi. Hadi bunun 10 tanesini de arkadaşlar biraz dikkatten kaçırdınız. Bazı karışan kavramlar, şunlar bunlar. Bir bazı sebepler olsun, hadi onu da oradan eleyelim. 90 tane kalıyor geriye. Yani benim burada beklentim 90 artı arkadaşlar. Yani 90 tane eserin yazarını bilirseniz süper olacak. Ciddi anlamda ölçüt olarak görüyorum. Ha 90 aşağısı, mesela 70-90 arasına saygı duyuyorum. Artık böyle 60'lar 50'ler varsa ciddi bir kontekrarı hemen gerekecek. Bu güzel bir ölçüt, bunu söylemekte fayda var. Çünkü böylece kendiniz de görmüş oluyorsunuz. Aman dikkat arkadaşlar, 90 aşağısı tehlike çanlarının çaldığını söyler. Zamanımız var, çok ciddi bir zamanımız var edebiyatı çalışmak için. Baştan sona tekrar yapmak için tam zamanı. O yüzden burada eksiklerini görürseniz, eksiklerinizi hemen o konuya dönmelisiniz. Mesela divandan çok yanlış varsa küçük bir divan tekrar olabilir. İşte tanzimattan yığıldıysa yanlışlar, ona bir yüklenmek lazım gibi gibi gibi. Kendinizi lütfen ölçün. Yani boşa izlediğimiz bir 130 eser olmasın. Mutlaka bir şey çıkarın. Hocam ben 100 tane yaptım, tamamım. Ben mesela 100 tane yapan andan öperim abi burada. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü gerçekten 30 tanesi tehlikeli eser. Hani belki ya hiç hatırlamadım diyeceğiniz 10-15 tanesi olabilir bu 30'un içinde. Onu söyleyelim ama en azından artı 30 bence cebe koyacaksınız. Çok güzel yazarlar, eserler var. E o zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Gelsin o zaman ilk 10'umuz. Lütfen dikkat. Cemşid-i Hurşit ile başlıyoruz. Felekname Yusuf-i Şirin'e devam edeceğiz. Burada Felekname ve sonrasında bakayım şöyle bir. Ya da burada herhangi bir işaretleme yapıp da size çok yormak da istemem ama en azından hadi ilk 10'da birkaç tanesini söylemiş olayım. Yani tehlikeli olarak. Tuhfet-i Uşak fena değil. Marifname fena değil. Bence bir 3 tanesi falan tehlikeli. Hepsini de yapmayın bunu. İyice kafaları yakmayın, iyice zorlamayayım sizi. Haydi başlayalım. Cemşid-i Hurşit dediğiniz zaman, haydi hocam ölmeden. Ölmeden ayaktayken hocam, mikrofonumuz şöyle geriye doğru bir gelsin. Evet, Cemşid-i Hurşit'in yazarı Ahmedi olacak arkadaşlar. Aman dikkat, ben şurayı bir toparlayayım, çok pardon. Mikrofon bir yerde oldu. Ha. Şimdi daha hoş oldu. Harika. Evet, Cemşid-i Hurşit Ahmedi. Felekname. Aman dikkat arkadaşlar, sorulursa ciddi ters köşe olabiliriz. Gülşehri. Çünkü biz Gülşehri'yi neyle hatırlıyoruz? Mantık-ut Tahir'i ile hatırlıyoruz. Onu hiç sormadım. Çünkü onu zaten biliyorsunuz. Felekname'yi de kazanmış oldunuz. Yani burada da çok önemli bir gidişat var. Hüsrev-i Şirin tabii ki Şeyhi'nin eseri arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Selçuklu Şehnamesi ise biliyorsunuz Hoca Dehani'ye ait diye düşünülür. Selçuklu Şehnamesi Hoca Dehani'nin olduğu düşünülüyor. Marifname işte tehlikelilerden bir tanesi arkadaşlar. Sinan Paşa'nın, aman dikkat Sinan Paşa. Arkadaşlar Marifname'yi bilinçli olarak aldım çünkü Tazarruname dersem bunu herkes biliyor artık. Yani Tazarruname eşittir Sinan Paşa, tamam artık, yani onu net biliyoruz. O yüzden Marifname'yi cebinize koymuş olduk. Bu yazar eser tekrarının böyle bir faydası da olsun size. Fezail-i Cihat arkadaşlar, biliyorsunuz Baki'nin Fezail-i Cihat, Fezail-i Mekke divanı var değil mi? Kanuni Mersiyesi var. Bengübade Fuzuli'ye ait, aman dikkat arkadaşlar cebinizde kalsın. Tuhvetül Arameyn, haydi bakalım. Tuhvetül Arameyn kimin hocam? Tabii ki Nabi'nin. Bu çok çok önemli bence. Keşf-i Zünun, aman dikkat. Katip Çelebi'yi kaçırma. Tuhvetül Uşak, aman bu da çok çok önemli. Nefi'nin arkadaşlar. Nefi için Siyam-ı Kaza yazdım diye hatırlıyorum bu 130'da ama bakacağız. Tuhvetül Uşak bence çok çok lazım olacak. Ekstra eklenmiş oldu. Tekrar tekrar söylüyorum, böyle zor olanları yuvarlak için almayayım ama genel anlamda dediğim gibi 30 tane tehlike var, haberiniz olsun. Evet, güzel başladık, bence iyi gittik. Burada çok güzel eserler hatırlanmış oldu. Evet, 11 ile 20 arası. 11 mesela çok tehlikeli. Bak söylemeyeyim diyorum ama yine de dayanamıyorum, aman dikkat. Nedim'in arkadaşlar. Sahayfül Ahbar. Nedim, aynı tarihi falan da var biliyorsunuz, aynı tarihi Nedim'in. E şarkıları var desem zaten yapacaksın onu. Bunu kazanmış oldun, çok iyi oldu bence. Hüsnü Aşk, Şeyh Galip. Bu arada kazanmış oldun derken ben yazar eserlerde sıkça kullandım aslında Sahayfül Ahbar'ı. Aslında biliyorsun ama unutma ihtimalin çok yüksek olan bir eserdir. Çünkü çok fazla karşına gelmiyor biliyorsun. Hüsnü Aşk, Şeyh Galip, Çahname, aman dikkat. Ahmet, Fakih arkadaşlar cebinizde kalsın. Bu arada çayımı da aldım geldim, yudumlamadan olmaz. Bir de çay içerken böyle ağzında soğutma
Bilmiyorum herkeste var mı o? Direkt yutma diye bir eylemim yok. Evet. Pendame eyvallah hocam. Güvahi cepte lütfen kalsın. Çok çok önemli bir yazar esere dönüşebilir. Lütfiye dediğimiz eser ama dikkat. Sümbülzade Vehbi'nin eseri arkadaşlar unutmayınız. Edirne Şehrengiz'i. Edirne Şehrengiz'i birçok şairin yazarın var. Ama en meşhuru, en bilineni ve şüphesiz ki en iyisi arkadaşlar. Zatinin Edirne Şehrengiz'dir. Haberiniz olsun. Tapsıra çok iyi bu arada. Tapsırayı bilen çıkar mı aramızda bilmiyorum. Gerçekten tehlikeli. Hemen yazalım Akif Paşa arkadaşlar. Ve sizden ricam daha 17'deyiz. Çok eser var. Lütfen arada kaldığınız, sonradan hatırladığınızı bile lütfen not edin. Yani mesela Hüsnü Aşk, Şeyh Galip not etmeye gerek yok bence. Çarhname, Ahmet Vakif bence hiç gerek yok. Ama Pentname, Güvahi bu not edilebilir. Mesela Lütfiye, Sümbülzade Vehbi not edilebilir. Ya da Tapsıra kesinlikle not edilmeli. Yani sizden ricam böyle arada kaldığınız ya da bu neydi ya? Dedin ha şuydu dediğini bile not etmekte fayda var. Tamam, direkt bildiklerinizi lütfen not etmeyin. Gerek yok, vakit kaybı olmasın. Evet, Garipname Aşık Paşa'nın arkadaşlar biliyorsunuz. Aşık Paşa'ya selam. Muhammediye, evet bu da çok iyi arkadaşlar. Bunu da yine konuştuk aslında. Konu altınlar içerisinde yazar eserlerde ama unutma ihtimalimiz çok yüksek. Yazıcıoğlu Mehmet arkadaşlar. Yazıcıoğlu Mehmet'in eseri lütfen cebinizde kalsın. Şahu Geda da yine bu listede bence en tehlikeli eserlerden bir tanesi. Kendisi biliyorsunuz bu Şahu Geda'nın yazarı bir Hamse sahibi aynı zamanda. Tahsin diye bir şifre akrostiş aktarmıştık biliyorsunuz Hamse yazarlarıyla şairleriyle ilgili. O Tahsin'in T'si arkadaşlar. Taşlıcalı Yahya lütfen cebinizde kalsın. Bence çok değerli. Mutlaka not edilmeli Şahu Geda. Geldik arkadaşlar 21. esere. Çenkname kimin hocam? Tabii ki Ahmedi Dai. Dikkat. Ahmedi Dai'nin eseri yazabilirsem. Ne oldu belli olmadı. Biri küçük, biri büyük oldu. Vallahi orayı mahvettim, harcadım. Ahmedi Dai'yi harcadım. Süper. Mihnet Keşan ya da Mihnet-i Keşan diye de söylenir. Keçicizade İzzet Molla'nın arkadaşlar eseri biliyorsunuz. Süheyl-i Nevbahar. Bu da çok iyidir. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz tabii ki. Hoca Mesut. Aman dikkat. Her videoda olduğu gibi arkadaşlar bu videoda yine çok içime sindi onu söyleyeyim. Yani eksiksiz bir yazar eser göreceksiniz. Hatta artıları var. İnanılmaz detaylar da var. Soru kaçırma ihtimaliniz yok. %100 buradan soru gelecek. Ve sınavda %100 yapacaksınız arkadaşlar. Kaçırma ihtimaliniz yok. Yani burada bir olasılık dahi yok. Çıkmama ihtimali yok yani. Muhakeme Tüllük Ateyn'i çok iyi biliyorsunuz. Alişir Nevai'nin eseridir. Dillerin karşılaştırılması. Şehzade Mustafa Mersiyesi. Bilmiyorum bunu hatırlayabilir miyiz? Bunu yapabilir misiniz ama cebe koymalısınız. Şu dakikadan sonra inanılmaz cebinize eser koymuş olacağız. Çok önemli bir eser. İnanılmaz adımlar ötesinde olacaksınız. Kimseyle kıyaslanamayacaksınız hocam. Onu söyleyeyim. Konuşamadım. Ne dedim bilemedim. Evet. Şehzade Mustafa Mersiyesi Taşlıcalı Yahya'nın eseridir arkadaşlar. Adımlar ötesinde olacaksınız ne demek be. Evet. Cümleyi toparlıyorum. Baştan alıyor. Hiç yaşanmamış o sahne. Baştan alıyorum. Evet. Şehzade Mustafa Mersiyesi arkadaşlar. Taşlıcalı Yahya'nın bunu bilmeniz gerçekten 10 adım önde olmanız demek. İnanılmaz özgüven aşılar. Sınavda sessiz bir şekilde ufak ufak yürüyebilirsin böyle sahne. Cebinde kalsın. Süper şimdi oldu. Sihamı Kaza Nefi. Ama o kısmı kesmeyeceğim. Orası aynen devam edecek. Evet. Surname. Aman dikkat. Nabi'nin birçok kişinin olmasına rağmen. Hurşitname. Çok tehlikeli arkadaşlar. Hurşitname'yi cebe koyalım artık. Şeyhoğlu Mustafa. Oba bu nereden çıktı hocam? Şeyhoğlu Mustafa demiştim. Çok önemli detayları da bunun içerisine ekledim. Bilmekte büyük fayda var. Eksiksiz gideceğiz. Çok çok büyük fayda sağlayacak size. Hadikat Üssü Eda Fuzuli'nin eseri arkadaşlar biliyorsunuz. Harname ise tabii ki Şeyhi'nin eseri. Çaylar yudumlansın hocam lütfen. Evet, geldik arkadaşlar 31. esere. Vesiletün Necat tabii ki biliyorsunuz Süleyman Çelebi'nin S. Çelebi, eyvallah hocam. Süleyman Çelebi, şu mikrofonu şöyle bir büksem. Kendime doğru hafifçe yönlendirsem, azıcık kaldırsam şöyle buraya doğru. Azıcık şurayı sıksam, orada size esere baksanız harika. Saçımı azıcık düzelsem, şöyle bir yerleşsem. Ah tamam hocam, müthiş. Evet, Fakrname adlı eserse hemen şöyle bir kablomuzu attık bir köşeye. Kime ait hatırlayan var mıdır Fakrname'yi? Dikkat, 32. eserimiz Aşık Paşa arkadaşlar. Aman... Aman yazabilirsem Aşık Paşa. İskendername Ahmedi'nin eseri arkadaşlar. Fihi Mafi'yi zaten biliyorsunuz. Mevlana'ya ait Mevlana'yı da buraya katmış olduk. Yusuf-u Züleyha Şeyyat Hamza'nın arkadaşlar. Kısaltmayayım tam olarak yazmış olayım. Şeyyat Hamza aman dikkat cepte kalsın. İptidaname Sultan Veled Teresül ya da Camasname iki tane eser arkadaşlar. İki ayrı eser. Bakalım bunu hatırlayan olacak mı? Ahmedi Dai'nin eseri arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. A. Dai'nin eseridir. Cebinizde dura. Yani bir şekilde dediğim gibi artı bir artı on adım demek bu. Şairname Aşık Ömer arkadaşlar. A. Ömer dersem iş bitecek. Divan-ı Emrah dikkat. Kim bu hocam? Erzurumlu Emrah. Lütfen unutmayınız. Erzurumlu
Emrah. Dikkat. Sergüzeşname ise Bayburtlu, zihninin eseri olacak. Bu da cebinizde kalmalı bence. Çok çok fayda sağlayacak gibi duruyor. Süper. O zaman haydi devam edelim arkadaşlar. 41 vesaire şöyle ufak ufak yürüsün. Risale-i Nusriye'yi çok iyi biliyorsunuz. Yunus Emre'ye ait. Yunus Emre sorulur mu? Evet, zor ihtimal biraz açık söylemek gerekirse. Çok da lazım bir eser değil aslında sınav noktasında ama gelirse Yunus Emre sorulabilecek tek eseri aslında, değil mi? Divanı vesairesini zaten biliyoruz. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet, Yesevi'nin eseri. Hocam bir canlan ya. Vallahi dalıyor. Bak ben hissediyorum hocam, biliyorsun ya. 42'ye kadar geldik, bir daldın bir gittin, ne oluyor falan dedin. Ya bilmiyorum falan, arada kaldın. Aman aman aman, lütfen arkadaşlar, lütfen. Haydi bomba gibi gidelim. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi dedik. Divan-ı Kebir tabii ki Mevlana'nın eseri. Mevlana Sarayname cepte kalmalı. Kaygısız Abdal aman. Makalat Hacı Bektaş'ı Veli. Bakın dikkat, ufak böyle bir baya ufaktan demeyelim hatta. Bir halk edebiyatı geçişi sezdiniz. Halk edebiyatı geçişi burada önemli. Sonrasında bir tanzimat geçişi var ki inanılmaz eserler var. Sonra bir karma var falan. Yani bu üç dönemle ilgili her şeyi, herkesi görmüş olacaksınız. Onu söyleyeyim. Müzekkin Nüfus kimdir hocam? Eşrefoğlu Rumi'nin eseri. Minbername Kaygısız Abdal. Marifetname Erzurumlu İbrahim. Şöyle yazayım bunu. Hakkının eseridir. Şerhi Nutku Yunus Emre. Bunu bilme ihtimalimiz düşük olabilir. Ama kesinlikle cebinize koymalısınız. Ya en azından dediğim gibi artı birler, 10 adımlar. Peki Niyazi Mısri, Malatyalı Niyazi Mısri diye geçer. Genç Osman Destanı ise Kayıkçı Kul Mustafa. Kayıkçı Kul Mustafa'nın eseri arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayınız. O zaman haydi 51 gelsin. 51. eserimiz Kitabı Hikaye-i Garibe. Çok net bildiğiniz bir eser biliyorsunuz. Kimdir hocam o? Tabii ki Bayburtlu Zihni'nin eseri. Çok çok önemli. Bakın çok güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. Sınavda bunların dışında ne sorulabilir arkadaşlar? Hiçbir şey sorulamaz. Mümkün değil. Yani divan edebiyatından soru gelecek. O da bizim konuşmadığımız bir eser olacak. İmkansız. Şu ana kadar yaşamadık ama bu yıl yaşama ihtimalimiz hiç yok. Yani hiç atmadığımız kadar video attık çünkü bu yıl. Yani öyle böyle değil. Kanaldaki video sayısı tartışılmaz fazla, onu söyleyeyim. O anlamda içiniz rahat olsun. Atalar Sözü Destanı yuvarlak için almayayım dedim ama dayanamadım. Levni'nin arkadaşlar. Bu kesinlikle cepte kalmalı. Levni'yle ilgili bir soru gelirse minyatür vurgusu gelir ama eserse olursa da Atalar Sözü Destanı cebinizde kalmalı. Divanı İlahiyat Aziz Mahmut Hüdayi, aman dikkat. Aziz Mahmut Hüdayi, çaylar yudumlansın hocam. Tercüme-i Manzume, hocam böyle keskin bir geçiş yapılmamalı ya tanzimata. Tercüme-i Manzume Şinasi'nin eseri. Normalde Şinasi'nin çok daha bilinen eserleri var tabi. Durub-i Emsali Osmaniye falan gibi, ata sözleri destan şey derlemesi vesaire. Onu biliyorsun zaten. Tercüme-i Manzume ise çevirileri bence çok çok iddialı bir giriş oldu. Letaif-i Rivayat Ahmet Mithat Efendi'nin arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Takip tabii ki Namı Kemal'in eseri. Seydi Yahya kim hocam? Seydi Yahya kim, bilen var mıdır? Olmalı, olmalı, olmalı. Şemsettin Sami'nin eseri arkadaşlar. Aman dikkat, çok tehlikeli. Emile kimin hocam? Ziya Paşa'nın, Z. Paşa diyeceğiz. Şecere-i Türkiye 59, eller havaya hocam. Şecere-i Türkiye tehlikeli. Çünkü aman dikkat, Ahmet Vefik Paşa'nın. Ahmet Vefik Paşa'm biraz daha böyle hani o dönemde kıyıda köşede kalıyor. Ama sorulursa fena ters köşe olabiliriz. Direktör Ali Bey. Direktörü yazayım. Hadi Ali Bey de yazalım. Ne olacak ya? Ne olacak ya? Onu da yazalım. Nasıl olsa kağıda yazmıyoruz. Rahat rahat yazıp silebiliyoruz. Süper. Direktör Ali Bey. Bu da lütfen cebinizde kalsın, olur mu? Çok çok fayda sağlayacak. O zaman haydi gelsin 61. örneğimiz. Bakalım 61'de ne olacak? Turfanda mı Turfa mı adlı eserimiz tabii ki Mizancı Murat'a ait biliyorsunuz. Tanzimat döneminin önemli isimlerinden. Mizancı Murat özellikle gazete dergi noktasında önemli, öyle söyleyelim. Name-i Seher adlı eser Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Lütfen unutma. Garam Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit yazarsam olur. Şerare Muallim Naci arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Bunların dışında bir eser sorulamaz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu konuştuğumuz eserler dışında bir eser sorulamaz. Nasıl hocam? Ya her şeyi verdik abi, her şeyi. İçin çok rahat olsun. Net. Küçük şeyler Sami Paşazade Sezai Zavallı Kız. Bir zavallı çocuk var, Namık Kemal'in biliyorsunuz. Bir de zavallı kız var, Nabizade Nazım'ın. Ne nokta? Nazım diye yazdım arkadaşlar. Müntabat-ı Eş'ar, Şinasi, Gülnihal, Namık Kemal cepte kalmalı. Hasan Mellah, Ahmet, Mithat Efendi. Gave kimin hocam? Gave'de bir geriye çekilirim. Şöyle sesi bir yaklaştırırım hocam. Şemsettin Sami'nin olduğunu söylemeden de edemem. Çok iyi bir eser bence. Gave cepte kalsın. Yine böyle kıyı köşe bir eserdir.
inanılmaz fark attırır onu söyleyeyim. Geldik arkadaşlar 71. eserimize bakalım. Bunun yazarı kim olacak? Çok iyi gidiyoruz. Zafername yazarımız Ziya Paşa olacak. Ziya Paşa'yı terkip bentleriyle biliyoruz. Bağdatlı Ruhiye yazmış olduğu nazireleriyle biliyoruz. Aman dikkat, tabii ki eleştirileriyle biliyoruz. Eleştiri demek Ziya Paşa demek Tanzimat döneminde, olur mu? Çok çok önemli vurgular bunlar. Cebinizde kalsın. Lehçe-i Osmani kimindir hocam? 72. eser tabii ki Ahmet Vefik Paşa'ya ait. A. V. Paşa. Ahmet Vefik Paşa demek de Molière demek. Lütfen cebinizde kalsın. Yani Molière'le ilgili bir soru gelecek de Ahmet Vefik Paşa cevap olmayacak. Bir yerlerde geçmeyecek. İmkansız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Seyahat Jurnalisti Direktör Ali Bey'in. Direktörü özellikle yazayım ki şöyle. D. Ali Bey diyelim ya da Direktör A. Bey diyelim. Süper, daha mantıklı oldu. Nefrin kimin hocam? Nefrin inanılmaz detay, çok güzel bir detay. Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem. Sardan Apal tabii ki. Abdülhak Hamit Tarhan'ın eseri. Rumuzül Edep kimin hocam? Rumuzül Edep de gerçi burada ters köşe yapabilecek bir eser. Sami Paşazade Sezai'nin eseri cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. Çok değerli. Zehra dediğimiz eserse Nabizade Nazım'a ait. Vaveyla ise Namık Kemal. Şimdi Vaveyla şiirinin adı biliyorsunuz. Genelde böyle kitap adı vesaire giriyoruz ama bir eser adı da arada kaynatmakta fayda var. Vaveyla sorulmaya çok müsait. Vaveyla Vatan Şarkısı, Murabba değil mi? Bunlar Hürriyet Kasidesi, bunlar Namık Kemal'e ait çok çok önemli eserler. Jön Türklerse aman dikkat, Ahmet Mithat Efendi'nin. Kamusu Türkiye ise Şemseddin Sami'nin sözlüğü biliyorsunuz. Kamusu Türkiye, Kamusu Fransevi, Kamusu Arabi gibi eserler var. Cebinizde lütfen kalsın, olur mu? Şemseddin Sami tehlikeli bir isimdir. Sami Paşazade'ye isim benzerliğinden dolayı karıştırılabilir onunla. Yani tehlikeli, dikkat etmek de büyük fayda görüyoruz hocam. O zaman haydi devam edelim isterseniz. 81 gelsin. Veraset mektupları. Şu L olsun. Veraset mektupları. Ziya Paşa. Aman dikkat. Geldik Zoraki Tabip'e. Zoraki Tabip kimin hocam? Haydi gelsin cevabımız tabii ki Ahmet Vefik Paşa. A. V. Paşa. Kokona yatıyor. Direktör Ali Bey arkadaşlar lütfen cebinize kalsın. Direktör A. Bey. Atala Recaizade Mahmut Ekrem, Eşber, Abdülhak, Hamit, Tarhan. Lütfen uyuma. Buralar çok önemli. 85'teyiz. Baya bir 40-45 civarı eser kaldı geride. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Umarım o 30'u yakaladınız. Gördünüz. Hatta belki aralarında yaptıklarınız da oldu. Ya yani inşallah öyle olmuştur. Doğal olarak bir 100 üstü falan. Zaten inanılmaz bir sayı. 100'ün üzerine çıkanlar, şova hazır olanlar. O kadar söyleyeyim. Ateşpare Muallim Naci. Aman dikkat. Yadigarlarım Nabizade Nazım. Yadigarlarım sorulur mu arkadaşlar? Yani yadigarların da şöyle belki zavallı kızla vesaire karıştırılma ihtimalinden dolayı tercih edilebilir Nabizade Nazım. Hani Namık Kemal'le karışacak eser adı taşıması noktasında. Celaleddin Erzem Şah tabii ki Namık Kemal'in eseri. Harabat Z. Paşa, Ziya Paşa aman dikkat. Menfa ise, Menfa'yı hatırlayacaksınız. Yani Ahmet Mithat'la hatırlayacaksınız. Çok fazla andık arkadaşlar onu. Aman dikkat. Geldik. 90-100 arası 10-10 gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Lehçetül Hakayık kimin olabilir arkadaşlar? Haydi hatırlayalım lütfen. Tabii ki Direktör Ali Bey'e ait. Direktör Ali Bey cepte kalsın. Afif Anjelik, Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Akif Bey, Namık Kemal. Çok iyi gidiyoruz. Namık Kemal'den soru gelir mi? Evet arkadaşlar. Bakın Tanzimat döneminden soru gelirse romandan gelme ihtimali çok yüksektir. Onu söyleyeyim. ÖSYM Tanzimat romanlarını çok sever. Ufak ufak tüyolarımızı da vermeye başlayalım videolar içerisinde. Yani Tanzimat romanına çalışırsanız acayip fayda sağlar. Tanzimat romanı derken roman hikaye gibi düşünün lütfen. Çünkü Ahmet Mithat'ın çok önemli hikayeleri var. Ama yine de roman odaklı gidelim. Yani bir Felatun Bey ve Rakım Efendi, bir ne bileyim böyle bir Yeniçeriler, bir Jön Türkler falan ufak ufak bilmenizde fayda var. Yeniçeriler demişken Ahmet Mithat Efendi'ye ait olduğunda hemen söyleyelim. Nesteren, Abdülhak, Hamit Tarhan, İclal. İclal kimin hocam? İclal çok önemli. Hatırlayan çıkar mı? Çıkmalı. Sami Paşazade Sezai'nin eseri. Evet 97'ye baktığımızda Heder'i göreceğiz. Heder Muallim Naci'nin eseri arkadaşlar. Uyumayınız. Haspa Nabizade Nazım. Bilmelisin biliyorsun. Dürdane Hanım Ahmet Mithat Efendi. Hanım dedim bu arada. Hanım Karabelaysa Namık Kemal'e ait. Namık Kemal'in de tiyatroları çok iyi be. Ya valla isim olarak sorulmaya çok müsaitler. Yani bir Celaleddin Erzem Şah değil mi? Celal Mukaddimesiyle sorulabilir. İnanılmaz tehlike yaratır. Hazır olmanda fayda var Namık Kemal'in tiyatrolarına. Evet geldik arkadaşlar 101. eserimize bakalım orada neler olacak. Evet Defteri Amal var. Ziya Paşa çok iyi bildiğiniz bir eser bence. Ziya Paşa'nın eserleri. Kocalar Mektebi var. Belki birazdan Kadınlar Mektebi'ni de göreceğiz.
tabii ki Kocalar Mektebi Ahmet Vefik Paşa'ya ait. Aman dikkat, Kocalar Mektebi A. Vefik Paşa Vuslat Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Tayfler Gecidi, dikkat Gecidi bu arada, Gecidi Abdülhak Hamit Tarhan. Istılaat Edebiye, hadi bakalım bilen çıkacak mı? Istılaat Edebiye Muallim Naci'nin eseri arkadaşlar, lütfen uymayınız. Sevda, oba Sevda da böyle Tanzimat 2'nin ufak ufak sonlarına doğru bizi götürecek. Nabizade Nazım hatırlatacak, aman dikkat. Sümbüle tabii ki Muallim Naci'nin eseri, haydi onu da yazdık. Ölü Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan'da da böyle bir karamsarlık var be. Makberi, Garam, Hacle, Ölü, öldü gidiyor falan, böyle bir ağır bir şey. Din bir karanlık var. Açık söylemek gerekirse Abdülhak Hamit Tarhan benim için hep böyle bir karanlığı simgelemiştir yani. Böyle bir zifiri bir karanlık, mezar vesaire. Abdülhak Hamit Tarhan hep bunu çağrıştırmıştır bende. Kudema'dan birkaç şair, aman dikkat. Recaizade Mahmut Ekrem'in eseri. Recaizadesi sınav olur mu? Yani olabilir ya. Recaizadesi sınav neden olmasın? Olabilir. Belki Recaizade sorulursa Şemsa Muhsin Bey hiç fena olmaz. Çok tehlike yaratabilir. Yoksa Araba Sevdası falan inşallah soruları yaparsınız. O ayrı bir konu ama sanki biraz zor gibi oradan soru gelmesi. Aman dikkat. Ahmet Vefik Paşa Kadınlar Mektebi, saygı duyuyoruz. Oba 111'den 123. Bakalım neler göreceğiz. Geveze Berber diyor. Direktör Ali Bey arkadaşlar. Direktör Ali Bey. Bu videolar çok fayda sağlayacak size. İnanılmaz seçmeler var. Kıssadan ise Ahmet Mithat Efendi'nin hikayeleri. İrfan Paşa'ya mektup. Namık Kemal Rüya. Ziya Paşa. Aman dikkat arkadaşlar. Yani Rüya adlı eserde dahi. Yani biraz daha böyle akılda kalıcı olması noktasında adam rüyasında dahi diyelim haydi. Ne yapıyor? Ali Paşa'yı fazlasıyla yeriyor arkadaşlar. İnanılmaz. Tartüf dediğimiz eserse yine Ahmet Vefik Paşa'nın eseri arkadaşlar. Çok bilen çok yanılır. Bak bu sorulabilir mesela. Ya içerik olarak sanmıyorum ama belki bir yazar eser noktasında Recaizade Mahmut Ekrem gelebilir. Sabru Sebat, oba Sabru Sebat biraz daha sebet. Sabru Sebat biraz daha detay. Abdülhak Hamit Tarhan'ın eseri biliyorsunuz. Sergüzeşt biliyorsunuz. Sami Paşazade, hop yazabilirsem. Sezai, Firuzan, Muallim Naci cepte kalsın. Hala güzel, hala güzel. Bence ciddi, sağlam bir bilgi cepte kalmalı. Nabizade Nazım'ın arkadaşlar hala güzel. Bunlar odur. Abdülhak Hamit Tarhan. Bakın yazarlar çok fazla kendini göstermeye başladı. Her sayfada 2-3 tane benzer yazar, aynı yazar görebiliyorsunuz. Doğal, sineği de yakaladım bu arada. Yok, yakalamamış mı? Gitmiş. Evet. Görebiliyorsunuz. Doğal olarak eksik bir yazar yok. Atlanılan bir eseri yok. Bomba gidiyoruz. Şemsa dediğimiz eserin yazarı ise Recaizade Mahmut Ekrem. İnfiali aşk, infiali aşk ne hocam? Ahmet Vefik Paşa olacak. Aman dikkat. Evet, geldik son 2, 4, 6, 7'ye. Son 7'deyiz arkadaşlar. Renan Müdafaanamesi biliyorsunuz. Namık Kemal'in eseri. Hemen şöyle yazdım. Şair Eğlenmesi Şinasi'nin eseri. Çengi, oba Çengi'yi hatırlayan çıkar mı? Çengi, Çengi, Çengi. Yani çıkmalı ya, çıkmalı. Çengi, Çerkez Özdenler. Değil mi? Açıkbaş Eyvah falan. Ahmet Mithat Efendi. Engizisyon Tarihi Ziya Paşa'nın. Fezleke-i Tarihi Osmani. Aman dikkat. Yine tabii ki Molière vurgusunu yaptığımız Ahmet Vefik Paşa'ya ait. Ahmet Vefik Paşa. Zaten Ahmet Vefik Paşa demek tiyatro demek ya. Ya bu adam tiyatrocu ya, bu kadar net. Takdiri Elhan. Recaizade Mahmut Ekrem. Macerayı Aşk. Abdülhak Hamit Tarhan. Cebinizde kalsın. Çok iyi 130 eser. Hani üşenmem falan derseniz yazmanızda fayda var ama yani tek tek mesela bir Şair Evlenmesi Şinasi yazmanız size bir şey kazandırmaz açık söylemek gerekirse. Bu sayfada mesela atıyorum, bir sayfaya daha bakalım. Mesela bu sayfada Sergüzeşt, Sami Persade, Sezai yazmanız bir şey kazandırmaz size. Onu söyleyeyim ama mesela ne olabilir? İnfiali Aşk, Ahmet Vefik Paşa yazmanız çok şey kazandırır. İrfan Paşa'ya mektup çok şey kazandırır. Geveze Berber, Kıssadan ise Rüya, Tartüf. Yani ciddi sayfalarda çok iyi eserler var arkadaşlar. Çok güzel seçmeler var. Sizden ricam, çok arada kaldığınız, azıcık dahi olsa, bakın söylemiştim. Düşündüğünüz bir eser varsa, yani Geveze Berber, Geze... Ha tamam tamam. Dediğin bile olsa mutlaka yazın arkadaşlar onu. Ama direkt olarak hatırladıklarınız, daha iyi söyler söylemez, görür görmez hatırladıklarınızı yazmanız zaman kaybıdır. Onu da söyleyelim. Doğal olarak bence 130'da bir 30-40 tane rahat yazacağınız eser çıkar. Hadi 50 tane çıkar. Bence 50 civarı not etmenizde yazar eser fayda var. Şimdi ne yaptık hocam? Divan yaptık, halk yaptık, tanzimat yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz, yarınki videomuz bir aksilik olmazsa Servet Fünun Fecaati Milli Edebiyat olacak. Sonrasında ise bir Cumhuriyet yapacağız. Bu Servet Fünun Fecaati Milli Edebiyat'ta 5 heceleri de monte ettim. Doğal olarak onları da orada görmüş olacağız.
Orada da 100 tane eser göreceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde de 100 eser göreceğiz. Toplamda 330 tane esere bakmış olacağız. Yeter mi? Fazla bile arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Mesela sınavda şu an Divan Halk ve Tanzimat'tan gelebilecek bütün eserleri konuştuk. İçiniz çok rahat olsun. Yani şurada en az bir artı 4-5 net yatıyor. Hatta hiç bilmediğiniz bir şey gelmez de hadi bir kıyıda köşede bir eser soruldu. Bunlar da bunların arasında da var. Değil mi? Kıyıda köşede bunlar arasında bile bence var. Mesela Istılaat-ı Edebiye Muallim Naci kıyıda köşede bir eserdir. Hiç değinilmez mesela. Diyelim ki böyle bir şey geldi. Mutlaka arkadaşlar bildiklerinizden hareket ederek eleme yapmalısınız. Ya bu onun olamaz. Muallim Naci bunu yazmıştı. Ateşpare, Şerare, Firuzan, ha Sümbüle. Ha o zaman bu bunun ya da bu şunun. Eleme yapmalısınız. Yani biraz kendinize güvenmenizin tam zamanı arkadaşlar. Yoksa bütün yazarları bileceğim eserleri. Hocam bir de bunların içerikleri. Düşünsenize 130 tane eser saydı. Çok önemli dedik. Bir de bunların içeriklerini anlattığımızı düşünün. Tam bir saçmalık olur. Kafalar yanar, kafalar karışır. Gerek yok. Doğal olarak sizden ricam lütfen şu gidişatı takip edin. Kanalda kalın. Yazar eser serisi yarın itibariyle devam etsin o zaman. Çok teşekkür ediyorum bu yoğun ilginizden dolayı. Tam böyle edebiyat çalışılacak, edebiyata yüklenilecek bir dönemdeyiz. O yüzden çok bilinçli gitmeniz lazım arkadaşlar. Gereksiz yazarlarla, gereksiz eserlerle, gereksiz içeriklerle asla vakit kaybetmemelisiniz. Nokta atışlara yüklenmelisiniz. O anlamda içiniz rahat olsun. Son ana kadar videolara devam arkadaşlar. Hiç kasmayın ya. Yüzlerce esere çalışacağım, her şeyi bilmem lazım falan. Öyle bir şey yok. Yani ÖSYM'nin kafaya taktığı son 10-15 yıldır sorduğu eserler, yazarlar, dönemler, nazım biçimleri, nazım türleri her şey belli. İçiniz çok rahat olsun. Ben de ara ara tahminleri böyle videolar arasında sıkıştırmaya çalışıyorum ama tek bir video çekeceğim. Az kaldı. Birkaç güne kadar tahmin videosu da gelecek. İçin rahat olsun. O zaman haydi yarınki Servet Fünun Fecaati Milli Edebiyat videosunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.